Bir anlamda hem de çok şanslı fırsatlar elde edebileceğinizin göstergesidir. Sizin de beklemediğiniz bir şekilde, yani bir anda sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğinizin göstergesidir. O yüzden çok çok değerli. Yani dördüncü ev konuları üzerinden ne yapmak istiyorsanız lütfen özellikle bu 29 Nisan tarihinden sonrasını değerlendirmeye çalışın ve siz de girişimde bulunun, bir şeyler yapmaya çalışın. Yani bir şey istemek, evet istemeliyiz ama bir girişim de gerekiyor. Belki de hiç ummadığınız bir şekilde sürpriz güzel gelişmelerle karşılaşacağınız bir dönemin habercisi olabilir. O yüzden çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Venüs dördüncü evde elbette başka şeyler de getiriyor bize. Bunlardan da bahsedelim. Venüs dördüncü evde kendi evinizde vakit geçirmek ya da evde romantik planlar yapmak için güzel zamanlardır. Bu bir aile film gecesi ya da başka bir aile randevusu olabilir. Anıları hatırlamak, sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurmak gibi güzel etkileri vardır. Anne babanız ve aile üyelerinizle anlaşmazlıklarınız varsa çözüm için katkı sunacaktır. Hassasiyet ve güven ihtiyacı artacağı için bu dönemde koruyucu ve sadık görünen kişilere çekilebilirsiniz. Ailenizin bir üyesi sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu kişinin mimar, dekorasyon, aşçı, aile danışmanı, hasta bakıcı, huzurevi çalışanı gibi ev ve aileyi ilgilendiren bir mesleği olabilir. Şu anda hayatınızda birisi varsa geçmiş zamanların hatıralarını onunla paylaşmak keyif verebilir ya da onu ilk defa aileyle tanıştırabilir. Söz nişan gibi bir merasim düzenleyebilirsiniz. Aile içinde böyle bir törene de iştirak edebilirsiniz. Güzel bir yerde yaşamak isteyerek evinizi taşıyabilir ya da eviniz için yeni eşyalar satın alarak evinizin dekorunu yenileyebilirsiniz. Taşınmaz mallarla ilgili alım satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Emlak, gayrimenkul ya da evden çalışarak yaptığınız bir iş varsa önemli kazançlar elde edebilirsiniz ya da böyle bir iş kurabilirsiniz. Ailenin mali hedeflerini gözden geçirmek ve aile bütçesini güncellemek için iyi bir zamandır. Venüs diğer gezegenlerle olumsuz açılar yaratıyorsa aşırı yeme eğilimleri, sağlık kaygıları ve lüks eşyalar satın alma takıntısı geliştirebilirsiniz. Bunu aşmak için doğayla iç içe olmak size yardımcı olacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Bir de aynı zamanda Venüs'ün buradaki transiti özellikle memleketinizden o ailenizin işte atalarınız nereden geliyorsa memleketinizden birisiyle bir ilişkiye başlamak ya da aile bağınız olan kişilerin size birisini tanıştırması gibi bir etkiyi de gösterebilir. Dediğim gibi ya eğer hayatında birisi olmayan arkadaşlarımız varsa ya kendi memleketlerinden o aynı etnik kültürden gelen kişiyle bir ilişkiye başlamak ya da aile bireylerinin önerisiyle birisiyle bir flörte, bir ilişkiye başlamak gibi bir durumu da getirebilir. Ya da mevcut ilişkiniz varsa bunu artık bir adım öteye taşıyarak aileleri tanıştırmak, aile içerisinde bir merasim gibi bir durumu da ifade edebilir. Ya da dediğim gibi daha öncesi vardır. O işte evinizi almak, yuva kurmak için bir adım atmak, ev almak, işte ev eşyaları almak ya da taşınmak vesaire gibi bir durumu da ifade edebilir aynı zamanda. Umarım hepinize hayırlı olur buradaki bu transitler. Ama dediğim gibi dördüncü evle alakalı ne yapmak istiyorsanız işte ev almak, ev satmak, evden iş kurmak, taşınmazlarınızla ilgili yine yatırım, alım satım işlemleri vesaire çok güzel zamanlar. Umarım en iyi şekilde, en şanslı şekilde değerlendirme fırsatı bulursunuz. Genel olarak bu şekilde bu ayı anlatacaklarım. Umarım Nisan ayında her ne yaşarsanız yaşayın sizin hayrınıza çok güzel gelişmelerin hayatınıza dahil olur. Çok özel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Nisan 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Nisan tarihinde görmüş olduğunuz Merkür 27 dereceden itibaren Koç burcunda 3. evinizde retro hareketine başlayacak. 15 dereceye kadar gerileyecek, sonra tekrar ileri hareketine başlayacak 25 Nisan tarihinden itibaren. Şimdi biliyorsunuz Merkür retrolarının olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Olumlu manada eskiden görüşülmüş anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, eskiden yapılan bir satın alma sürecinin tamamlanması, ertelenen veya mazisi olan bir eğitimin tamamlanması ya da sertifikasının alınması, eskiden görüşülen kişi ya da kurumlardan tekrar görüşme talebinin gelmesi,
Bunlar özel hayatla da ilgili olabilir bu arada. Eski sevgililerin size tekrar mesaj atması, yeniden bir teklifle gelmesi ya da sizin onlara bir teklifle gitmeniz gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bunun dışında daha önce aklınıza gelmeyen fikirlerin gelmesi, fark edemediğiniz detayları görebilmemiz, ortaya çıkması gereken bilgilerin gün yüzüne çıkması gibi olumlu etkileri vardır. Olumsuz manada eski iletişim problemlerinin ortaya çıkması ya da tekrar etmesi, cihazların bozulması, ulaşımda sorunların ortaya çıkması, geri çekilmeler, iptaller gibi durumlar getirebilir. Şimdi bu olumsuz etkilerini herkes yaşayacak diye bir durum söz konusu değil. Eğer haritanızda Merkür'ünüz retroda konumlanmışsa, natal haritanızda bu şekilde retrodaysa, sizin için tam tersi bir durum söz konusudur. Akışın daha rahat olduğu, her şeyi daha kolaylıkla halledebileceğiniz bir zaman dilimidir. Alışkın olduğunuz enerji bu olduğu için sizin için daha dediğim gibi rahat bir akış oluşacak bu 1-25 Nisan tarihleri arasında. Fakat Merkür'ü düz seyirde olan arkadaşlarımız için bu Merkür'ün retrosu işleri biraz zorlaştırabilir. Dolayısıyla biz bu süreçte yeni imzalardan, yeni kararlardan, yeni başlangıçlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bu süreci daha çok bu eskiyle, böyle eskiyle alakalı tamamlanması gereken ne varsa onları bitirmek ya da eskiden kaçırmış olduğunuz fırsatlar varsa onları yeniden kovalamaya çalışmak, yeniden o fırsatları değerlendirmeye çalışmak gibi değerlendirseniz çok daha yerinde olacaktır. Dediğim gibi Merkür hani bu süreçte Merkür bizim zihin dünyamızı temsil ettiği için olayları doğru anlamak, yorumlamak, iyi değerlendirmek, karar mekanizmalarını doğru çalıştırmak çok zor olabilir bu süreçte. Sağlıklı çalışmayabilir. Dolayısıyla yeni kararlardan uzak durmakta yarar var. Her duyduğunuza da inanmayın. Size yanlış bilgiler gelebilir, siz yanlış anlayabilirsiniz ya da siz kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Özellikle iletişimsel problemler çok fazla ön plana çıkar. Dolayısıyla dikkat etmekte yarar var. Bir de bu etkiyi ikiyle çarpacak bir durum daha var sizin için. O konuda da uyarmak istiyorum. Özellikle 5 Nisan tarihine kadar görmüş olduğunuz Venüs ve Neptün kavuşumunun etkileri de yaşanacak. Bu konuda özellikle uyarmak istiyorum sizi. Burada Venüs ve Neptün'ün kavuşum yapması tam kavuşumun 3 Nisan tarihinde 28 derece balık burcunda gerçekleşecek. Özellikle parayla ilgili olarak yanlış yönlendirilebilirsiniz. Sizi dolandırmak amaçlı kişiler karşınıza çıkabilir. Neptün biliyorsunuz yalanları, hayalleri temsil ediyor. Dolayısıyla paranızla alakalı çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bankayla alakalı olarak bütün şifreleriniz, cüzdanınız, kredi kartlarınız, bütün banka kartlarınız vesaire ya da bankayla paranızla alakalı atacağınız bütün imzalara, kararlara çok çok dikkat edin. Dediğim gibi amacı böyle kötü niyetle sizi kandırmak, dolandırmak, işte paranızı elde etmek, farklı yollardan almak amaçlı kişileri karşınıza çıkartabilir. Yanlış kararlar alabilirsiniz. Bu da sonrasında pişmanlık uyandırabilir. Parayla ilgili bütün her hareketinize çok dikkat edin. Dediğim gibi cüzdanınız, şifreleriniz, kartınız vesaire bunlar konusunda da çok çok dikkatli olmaya çalışın. Burada siz de kendinizi kandırabilirsiniz. Yani parayla ilgili çok yüksek hayaller kurarak farklı yatırımlar yapıp sonrasında aslında bunların altının çok doldurulamadığına şahit olabilirsiniz. Yani uçuk kaçık hayallerle farklı yatırımlar yapabileceğiniz, yani bu sizden de kaynaklı olabilir. Sizin zihin dünyanızda da kaynaklı olabilir. Dolayısıyla daha böyle ayakları yere sağlam basan, daha kendinizi güvence altına alarak hareket ederseniz, çok hani uçuk kaçık hayallerden uzak dursanız çok daha yerinde olacaktır diyebiliriz. Hem başkalarından size gelen böyle dolandırma amaçlı durumlar yaşanabilir, hem de siz kendinizi kandırdığınız bir süreçte olabilir. Dediğim gibi sonrasında pişmanlık uyandırabilir. Parayla ilgili vereceğiniz her karara çok çok dikkat edin derim. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 5 Nisan tarihinde görmüş olduğunuz Venüs 3. evinizde Koç burcunda transitine başlayacak. Şimdi bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapalım. Venüs 3. evde başkalarıyla derin sohbetler, arkadaşlarla buluşmalar ve kısa eğlenceli geziler getirebilir.
Özellikle kardeşleriniz, komşularınız ve meslektaşlarınızla iyi ilişkiler kurabilir. Bir anlaşmazlık varsa sorun hakkında konuşarak bunları kolayca çözebilirsiniz. Diplomatik becerileriniz artabilir, hatta hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ancak samimiyetsizliği ve havadan sudan konuşarak zaman kaybetmemeye dikkat edin. Aynı anda iki kişiye ilgi duymanıza sebep olabilir. Başkalarına aşk, hayranlık ve takdir mesajları gönderebilirsiniz. Kısa bir yolculukta internette bir kardeş, komşu da arkadaş aracılığıyla birisiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi gazeteci, yazar, eğitimci, iletişim uzmanı, satış pazarlama uzmanı, bir topluluk organizatörü gibi alanlarda çalışabilir. Ayrıca sanatsal becerilerinizi ortaya koymak için de ideal bir zamandır. Şarkı, şiir, roman gibi eserlere imza atabilirsiniz. Ders alarak ilgi alanlarınızın peşinden koşabilirsiniz. Dekorasyon, tiyatro, mutfak sanatları, güzellik, mali yönetim, müzik ya da sanatsal içerikli herhangi bir ders bu dönemde size cazip gelebilir. İletişim ve ulaşım araçlarınızı yenileyerek konfor yakalayabilirsiniz. Satış, pazarlama, gazeteci, yazar, eğitim ve iletişimle ilgili mesleğiniz varsa önemli başarılar elde edebilir veya çalışmalarınız ödüllendirilebilir yine bu dönemde. Özellikle de daha öncesinde çok emek verdiyseniz bu konularla ilgili olarak bir türlü o hak edişlerini alamadıysanız, hak edişlerinizi ya da hak ettiğiniz noktaya gelemediyseniz özellikle bu dönemde bununla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hem Merkür'ün retroda oluşu burada hem de Venüs'ün Güney-Ay düğümünün yönetici gezegeni pozisyonunda olması özellikle bugüne kadar vermiş olduğunuz çabalarınız, emeğiniz vesaire bunların karşılık bulacağının göstergesi olabilir sizler için. Ya da burada özellikle bir flört anlamında birisiyle karşılaşırsanız bu kişiye karmik bir çekim hissedebilirsiniz. Yani geçmiş yaşamdan bağlantınız olabilir. Dolayısıyla burada flört anlamında tanışacağınız kişilerle daha sonrasında bir kader birliği ya da hayatlarınızı birleştirme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Diğer yönüyle de burada Güney düğümün yönetici gezegeni olması Venüs'ün özellikle eski ilişkiler ya da anlaşmazlıklarınız varsa birileriyle küslükler olabilir ya da dediğim gibi eski eş, eski ilişki vesaire bunlarla ilgili karşılaşmalar söz konusu olabilir. Bu bir karmik karşılaşma da olabilir. Yani daha önce yarattığınız iyi ya da kötü nasıl bir karma yarattıysanız özellikle ilişkiler iletişimsel anlamda bununla ilgili yüzleşmeleriniz hesaplaşmalarınız olabilir ya da buna benzer olaylar deneyimleyebilirsiniz. Eğer kötü bir karma yaşattıysanız buna benzer deneyimler ya da iyi bir karmanız varsa geçmişte ilişkiler flört anlamında buna benzer deneyimler yaşayabileceğiniz bir zaman dilimini gösterebilir. Buradan almanız gereken bir mesaj olduğunu da gösterir aynı zamanda. Ve dediğim gibi geçmişte tanıdığınız kişilerle ilgili olarak ya da eski eş, eski sevgili vesaire bunlarla ilgili bir hesaplaşma, bir yüzleşme ya da tekrar işte gündeme gelmesi bu konuların onlardan belki haber almanız vesaire gibi durumlar da söz konusu olabilir. Biraz kafanız böyle eskilerle alakalı çalışacak bu dönemde. Yani sizin de kafanız eskilere gidebilir. İlla hani bu karşılaşma yaşanacak diye bir şey söz konusu değil. Biraz belki siz bununla ilgili araştırmalar içerisine girebilirsiniz. Eski sevgililer, işte eski eş vesaire, eskiden karşılaştığınız ya da çekim duyduğunuz kişiler illa bu bir ilişkiye dönüşmüş olmak durumunda değil. Bunlarla ilgili bir araştırmaya girebilirsiniz ya da haberler de alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Ama dediğim gibi bir yüzleşme, bir hesaplaşma ya da bir anda karşılaşmanız tesadüfen dediğim gibi bu hani karmanın getirdiği bir durum olabilir. Bir anda işte bu zaman diliminde karşınıza çıkabilir, onu karşınıza çıkartabilir. Varsa geçmişe yönelik aranızda problemler, bir hesaplaşma gereken durumlar bunu yaşayabilirsiniz. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Bunun bilgisini de eklemiş olalım. Şimdi burada aynı tarihte 5 Nisan tarihinde Kuzey Ay düğümü ve Güneş'in kavuşumu yaşanacak. Dolayısıyla burası yani bu konu başlıkları üzerinden bir aydınlanma yaşayacaksınız ve burada alacağınız kararlar ya da yaşayacağınız deneyimler
bundan sonraki hayatla ilgili ya da yolculuğunuzla ilgili size fikirler sunacak ve bu çerçevede ilerleyeceksiniz manasına geliyor. Yani bütün bu üçüncü ev konuları üzerinden biraz sonra daha detaylı da sayacağım hepsini tek tek. Burada yaşayacağınız deneyimler bundan sonrası için kader belirleyecek nitelikte olacak sizler için diyebiliriz. O yüzden çok önemli. Üçüncü evde bütün kararlarımızı, zihin dünyamızı ifade ettiği için burada aslında bakarsanız sizin böyle ezberlediklerinizle alakalı olarak bir takım değişimler yaşanabilir. Yani artık o kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz, daha farklı yaklaşabilirsiniz, daha farklı düşünmeye başlayabilirsiniz ya da yeni kararlar alabilirsiniz ve o kararlar bundan sonraki geleceğinize tesir edebilir. O yüzden sizler için çok önemli bir ay. Yani hayat tecrübelerimiz aslına bakarsanız neyi nasıl değerlendirdiğimizle alakalı. Dolayısıyla üçüncü ev konuları çok önemli. Nasıl hareket edeceğiniz, tercihleriniz ne yönde olacağı bu ay belirlenecek ve sizin için bunlar kader belirleyici olacak diyebiliriz. Hem ilişki anlamında hem de para konusunda. Yani Venüs evet ilişkileri de temsil ediyor. Onlardan uzunca bahsettik. Ama para konusunda da Venüs parayı da temsil ettiği için parayla ilgili alacağınız kararlar da kader belirleyici olacak. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Şimdi ilerleyelim. 8 Nisan tarihinde görmüş olduğunuz gibi 19 derecede Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneşin incelim yaptığı noktada gerçekleşecek. O yüzden çok değerli, çok güçlü çalışacak. Biliyorsunuz zaten güneş tutulmaları 6 ay öncesinden etkisini gösterebilir. 6 ay sonrasına kadar da damga vurabilir. Burada Şiron'la kavuşum halinde gerçekleşecek. Özellikle 3. ev konuları üzerinden geçmişte yaşadığınız travmatik olaylar varsa, çaresiz hissettiğiniz, aşamadığınız, size yara bırakan, iz bırakan konular varsa bunları geride bırakmak adına yeni bir başlangıcınızın yaşanacağının göstergesidir. Yani burada öyle güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz ki bir şey adım atıyorsunuz ki o geçmişte yaşadığınız bütün travmaları siliyor manasına geliyor. Şimdi burada daha detayına inecek olursak bu özellikle bu kavuşum Koç burcunda gerçekleşiyor. Üçüncü evinizde gerçekleşiyor ama yöneticisi Mars'ı ikinci evinizde ve Satürn'e kavuşum halinde görüyoruz. Yani kavuşuma gidiyor. 10 Nisan'da tam kavuşum 14 derecede Balık burcunda gerçekleşecek. Dolayısıyla burada yaşananların yasal bir yönü de olabilir. Satürn yasaları temsil ettiği için, devleti temsil ettiği için. Devlet ve yasalarla bağlantılı bir şekilde çalışacak. Ya da iş hayatınızı ilgilendirecek. Ya da baba ve baba figürü taşıyan kişileri ilgilendirebilir. Ya da yaşlı kişileri ya da yönetici pozisyonunda bulunan güçlü kişiler. Yani o en tepede bulunan güçlü kişilerin size açtığı bir yol olabilir bu. Üçüncü ev konuları üzerinden. Üçüncü ev konuları da az önce bahsettik. Zihin dünyamızla ilgilidir. Evet ama bütün anlaşma ve sözleşmelerimizle alakalıdır. Yani burada bir şeylerin imzasını atıyorsunuz ama Merkür retroda olduğu için ve Güney Düğüm'ün yönetici gezegeni olduğu için bunun bir öncesi de var manasına geliyor. Yani öncesinde belki başvurduğunuz bir yer ya da öncesinde emek verdiğiniz ama bir türlü o çabalarınızın karşılığını alamadığınız bir durumla alakalı yeni bir sürecin ortaya çıkması gibi bir durumu ifade edebilir. Yani burada her neyin imzasını atıyorsanız, neye başlıyorsanız bunun bir mazisi var sizin için ya da daha önce emek verdiğiniz bir şey bu manasına gelir. Bunun dışında imzalarımız dedik. Bunun dışında başka neler olabilir? Burası yeni eğitimlerle alakalıdır. Bütün resmi başvuruları temsil eder. Satış pazarlamayla ilgili konular, ticaretle ilgili konular, basın yayın yazma çizme ile alakalı eğer bir yazarsanız ya da bu mesleklere dayalı yapmış olduğunuz bir iş varsa. Bunun dışında eğitimleri söyledik. Alacağınız bir eğitim bundan sonra hani size şifa gibi gelebilir. Çok güzel bir yol açabilir. Bunu da gösterebilir. Yakın çevreyle olan iletişimleriniz özellikle küslükler varsa bunları artık sonlandırmak, bitirmek adına yeni bir durumun da habercisi olabilir. Yakın çevre, kardeşler, komşular vesaire. Bunlarla ilgili daha öncesinde yaşamış olduğunuz problemleri ortadan kaldıracak yeni bir gelişme olabilir. Bunları artık hani geride bırakacağınız güzel bir gelişme olabilir. Başka aracınızla alakalı
yeni bir durum yaşanabilir. Belki yeni bir araç alabilirsiniz. Daha önce alamadığınız bir aracı alabilirsiniz. Yani öncesi vardır. Onu ya da yaptırabilirsiniz. Tadilat vesaire gibi bir durum olabilir. Ya da böyle kısa yolculuklarınız varsa, seyahatler varsa, bunlarla ilgili yeni gelişmeler vesaire vesaire gibi konular üzerinden, dediğim gibi, ama bunun resmi somut bir tarafı olacak. Yani kolay kolay bozulamayacak. Böyle net bir gelişme yaşayacaksınız. Üçüncü evde çok geniş, dediğim gibi, yeni karar olabilir bu. Yeni bir flörte başlamak olabilir. Yeni bir işte başvurunuz, yeni bir imzanız, bir satın alma süreciniz, satış pazarlama ile ilgili işte ticaretle alakalı bir yeni gelişme, işte yeni bir müşteri olabilir, yeni birileri iş anlaşması olabilir. Ama bunun bir mazisi var. Hepsinin bir mazisi var gibi düşünün. O şekilde hani bu geçmişle alakalı bir toparlanma, İşte burada neyse hak edişiniz, onun alınması gibi de düşünülebilir. Sonrasında ise 11 Nisan tarihinde 22 derecede yine Koç burcunda Güneş ve Merkür'ün kavuşumu gerçekleşecek. Biliyorsunuz Güneş ve Merkür kavuşumların manevi etkileri vardır. Dua, meditasyon, enerji çalışmaları, imgeleme uygulamaları için uygun zamanlardır. Merkür bu dünyadaki hafızamız, öğrendiklerimiz, ezberlediklerimizle ilgilidir. Merkür retrodayken işlevinde bozulmalar olduğu için aklımıza değil, daha çok ruhumuzla hareket ederiz. Ruhumuz ise hem geçmişe hem geleceği çok iyi bilir. Evrenin yasalarının nasıl çalıştığına son derece hakimdir. Dolayısıyla kararsız kaldığımız bir durum varsa bu konularda ruhumuza danışabileceğimiz, derinleşebileceğimiz özel bir zaman diliminde olacağız. Ayrıca geçmişe dair olumsuz düşünce kalıplarından arınmak, bilinçaltı temizliği yapmak için de kullanılabilir. Türkiye saatiyle Ankara'yı baz aldığımızda 12 Nisan gece 02.02'de gerçekleşecek. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Bunun dışında buradaki olaylarla ilgili bütün üçüncü ev konularıyla alakalı bir netliği de getirebilir. Ya da sizin daha net görebilmenizi sağlayabilir. Burada hani göremediğiniz kör noktalar varsa onları daha net bir şekilde görmenizi sağlayabilir. Ya da geçmişe dair sizin bilmediklerinizi öğrenmeniz manasına da gelebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. 17 Nisan tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs'ü Kuzey Ay düğümünün 15 derece Koç burcunda yine sizin 3. evinizde kavuşumu gerçekleşecek. Yani burada az önce bahsetmiş olduğum gibi özellikle ilişkiler konusunda ya da para konusunda ya da anlaşmazlıklarınız varsa 3. evde, yakın çevre, komşular, kardeşler vesaire, bunlarla ilgili bir kader belirleneceğinin göstergesidir. Hemen sonrasında Retro Merkür ve Şiron'la da kavuşum yapması, özellikle geçmişe yönelik bu küslükler, anlaşmazlıklar varsa bunlar konusunda orta yolun bulunabileceği, çevrenizle barışabileceğiniz ve bunları şifalandırmak isteyeceğinizin göstergesidir. Yani varsa bütün yakın çevreyle anlaşmazlıklar vesaire ya da daha önce imzalarınızla ilgili anlaşma ve sözleşmelerinizle ilgili bunların üstesinden gelebileceğiniz, orta yolu bulabileceğiniz ve burada da bundan sonraki kaderi belirleyecek yeni süreçler var sizin için diyebiliriz. Bunu da bir kez daha eklemiş olalım. Şimdi bu görselde asıl anlatmak istediğim farklı bir durum daha var. Görmüş olduğunuz gibi 21 derecede Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu var. Tam kavuşumları 21 Nisan'da gerçekleşecek. Etkilerini de bir ay öncesinden hissettirmeye başlayacak. Bir ay sonrasına kadar da yine beraber ilerleyecekleri için burada Boğa burcunda bir ay sonrasına kadar da gösterebilir etkilerini. Zaten Jüpiter burç değiştirecek, İkizler burcuna geçecek. Dolayısıyla bir ay öncesi ve sonrası etkilerini hissedeceğimiz bir kavuşum yaşayacağız. Sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Özellikle 4. ev konuları üzerinden daha öncesinde halledemediğiniz ne varsa sürpriz bir şekilde halledebileceğinizin göstergesidir. İşte ev almak mı istiyorsunuz? Ya da evinizi satmak mı istiyorsunuz? Ya da taşınmak mı istiyorsunuz? Ya da evle alakalı bir tadilat ya da evinizin eşyalarını yenilemek. Ya da evlenmekle alakalı bir düşünceniz, yuva kurmakla ilgili bir düşünceniz ya da aile içerisinde sürpriz bir şekilde bir takım durumların ortaya çıkması, size de sürpriz olması, bunun ailenizi ilgilendiren bir yeni bir durumun ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir.
Yani taşınmaz mallarınız varsa bunlarla alakalı sürpriz güzel gelişmeler ya da yeni ev almak vesaire taşınmak gibi gündemleriniz varsa ya da yuva kurmak adına güzel bir gelişmeyi tetikleyebilir. Bunun dışında evden çalışarak bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgili de çok güzel gelişmelerin yaşanabileceği bir zaman dilimini gösterir. Özellikle bu tarz kendi evinden işte bir yazarsınız diyelim. Evinizden işte eser yazıyorsunuz ya da işte müzisyensiniz ya da ne bileyim evden yemek yapıyorsunuz, evde herhangi bir elemeyle bir iş yapıyorsunuz gibi gibi bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınızın göstergesi olabilir ve böyle bir sürpriz bir şekilde beklemediğiniz bir şekilde işleri büyütebilirsiniz ya da güzel haberlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kim ne istiyorsa bütün bu konu başlıkları üzerinden umarım en iyisi, hak ettiğinizin en iyisini almış olur. Siz de diyelim. 23 Nisan tarihinde ise bir dolunay gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi 4 derece Akrep burcunda 10. evinizde. Dolunaylarda bir kapanış etkisi getirir. 10. ev konuları üzerinden olgunlaşan süreçlerin artık finalize edilmesi ya da bazı kişide durumların komple hayatınızdan çıkarılması, noktalanması bazı süreçlerin gibi durumları ifade edebilir. Şimdi 10. ev konuları bir kere bizim kariyerimizle alakalıdır. İş hayatınıza dair bir noktalanma olabilir. İşte şubeniz değişebilir. İş yerinizden birileri gidebilir. Yöneticiniz değişebilir. Yöneticilerimizle alakalıdır çünkü. İşinizle alakalı bir değişim, bir bitiş ya da yer değişikliği vesaire gibi bir durumu işaret edebilir. Ya da burası aile büyükleriyle ilgilidir. Eşin aile büyükleri, kendi aile büyüklerimiz, onların hayatındaki gelişmeler vesaire bunlarla alakalı bir bitiş olabilir aynı zamanda. Ve burası bizim sosyal statümüz ve ünvanlarımızla alakalıdır. İşte evlenmek, sözlenmek, boşanmak, anne olmak, baba olmak gibi süreçleri gösterir. Bunlarla ilgili bir tamamlanma da olabilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında ise 29 Nisan tarihinde Venüs'ün Boğa burcundaki transiti başlayacak. Bakın Güneş zaten 19'undan itibaren 4. evinizde hareket etmeye başlayacak. Burada Jüpiter ve Uranüs de var. Güneş dediğim gibi 19'undan sonra 29'unda Venüs'ün de burada hareket etmesi özellikle 4. ev konuları üzerinden yani Mayıs diyelim Mayıs'ın başından itibaren sizin için çok güzel bir süreç başlayacak manasına geliyor. Neyi halledemediyseniz ya da neyin desteğini bulamadıysanız yoksunluğunu yaşadıysanız bu zamana kadar hem çok güzel